Merhaba sevgili seyirciler. Haber masasında gündem başlıklarıyla karşınızdayız. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 120. gününde Elbap operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı ve 6 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 120 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Elbap'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren 6 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler araçlarla sınır hattına getirildi ve hazır bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ve Türkiye'yi sarsan suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov, bu soruşturmada çarpıcı detaylar var. Suikastçı cinayeti işlediği sanat merkezinin bitişiğindeki oteli 14 Aralık'ta arayıp 2 günlük yer ayırtmış ve suikastten bir gün önce otelin 214 numaralı odasına yerleşmiş ve saldırı günü saat 17.30 sıralarında otelden ayrılmış. Bu arada suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ soruşturması dosyasında da ismine rastlandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikast için hazırlık yaptığı otelle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Altıntaş, saldırının yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin arka tarafına bitişik oteli 14 Aralık'ta telefonla arayarak 2 gün için rezervasyon yaptırdı. Suikastten bir gün önce 18 Aralık'ta otelin 214 numaralı odasına yerleşen Altıntaş'ın saldırı günü saat 17.30 sıralarında otelden çıktığı belirlendi. Altıntaş'ın suikast için plan yaptığı, serginin programını öğrendikten sonra keşif yaptığı da belirlendi. Altıntaş'ın Aydın Söke'de oturan babası Esrafil, annesi Hamidiye, kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı ve iki yengesi gözaltına alındı. Dayısının daha önce FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp bırakıldığı bildirildi. Saldırganın Ankara Keçiören'deki Kalababa mahallesinde avukat S.Ö. ile aynı evi paylaştığı belirlendi. Evde yapılan aramada FETÖ ve El-Kaide'ye ait kitaplar bulundu. Saldırganın ev arkadaşı avukat S.Ö. İstanbul'da gözaltına alındı. Altıntaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi günü izinli olduğu anlaşılmıştı. O tarihteki izin dilekçesinde verdiği adreste ise 3 polisin kaldığı belirlendi. Bu adreste de arama yapılarak evde kalan polisler gözaltına alındı. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ soruşturması dosyasında ismine rastlandı. Altıntaş'ın İzmir Buca'da Işık Evi'ndeki toplantılara da katıldığı iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun 13 Ağustos 2015'teki raporundaki bir ifade alımında Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi Mehmet Mert Altıntaş olarak kayıt altına alınmış. Ve uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Karlov'un naaşı Moskova'ya ulaştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Ankara'da suikast sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye ve Rusya aynı acıyı birlikte yaşadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la birlikte Karlov'un cenazesini Moskova'da havalimanında karşıladı. Büyükelçi Karlov'un cenazesi Türkiye'den uğurlandı, gece saatlerinde Moskova'ya ulaştı. Karlov'un annesi ve eşiyle birlikte cenazeyi Türk ve Rus Dışişleri Bakanları karşıladı. Karlov için askeri cenaze töreni düzenlenecek. Evet, şimdi hem bu saldırıyı değerlendireceğiz hem de tabii geldiğimiz nokta Suriye'de neler oluyor? Yansımaları Türkiye'ye nasıl yansıyor, içeriye nasıl yansıyor, bunları konuşacağız. Önümüzde bekleyen tehlikeler var mı? Çünkü hepimiz aslında tedirgin yaşıyoruz ne yazık ki son günlerde. Hemen konuğumuza dönelim. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, siz de aslında Karlov'u tanıyorsunuz. Evet. Bir oradan başlayalım. En son bir röportajınız vardı ama yayınlanmadı. Yayınlayacaktık işte, bir ek evet. Çıkaracaktık Şio eki. Yani Şangay İşbirliği Örgütü evet. Eki. Çünkü çok tartışıldı bu konu. İşte herkes bir şeyler söylüyor. Yani Türkiye'de ne yazık ki böyle bir manzara var. Yani bu bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor derler ya. Yani öyle uzmanlarımız var ki televizyonlara çıkıyorlar, ahkamlar kesiyorlar.
Yani her konuda uzmanlar, yani biraz toplumu en azından nedir bu Şangay İşbirliği Örgütü diye bir ek çıkaralım dedik. Ve bu çerçevede tabii doğal olarak da Rusya Büyükelçisi ile de görüşmek gerekiyordu. Bu çerçevede kendisine bir takım sorular yöneltmiştik. Onu bugün gazetede yayınladık. Karlov şöyle birisiydi. Yani insan hakikaten çok üzülüyor. Karlov bana deseler ki bir tarif et. Bir tek cümleyle özetlerim. Karlov bizden biriydi. Yani neden bizden biriydi? Şimdi gazeteciler herkes işte tanır. Bir kere öyle diğer ülke büyükelçilerine benzemezdi. Yani sıradan yaşamı kendisine ilke edinmiş birisiydi. Mesela koruma, güvenlik, zırhlı araç falan bunları pek sevmiyordu. Resepsiyonlarda mesela karşılaşırsınız. Şoförü ve tek kendisi arabayla gelir, katılır, aynı şekilde döner. Zaten biraz da önlem almamasının da bir kurbanı oldu. Belki sıkı bir güvenlik önlemi alınsaydı bunları yaşamayacaktık. Ama ya bir yaşam tarzıydı. Kuzu dedi ya hadi biz gevşeyiz dedi. Onlar gevşek gibi bir şey. Ya bunlar tabii elbette, ya ben bir de şuradan söylüyorum. Yani özellikle İstanbul'da konsoloslukların önünde eylemler var. Bir takım tehditler olduğu rivayetleri var falan. Bu ortamda daha dikkatli olunabilirdi diye düşünüyorum. Ama ben Karlov'u tanıdığım için... Muhtemazı kişiliği aslında çıkıyor burada. Yani şey yapmazdı. Yani sevmezdi böyle bir şeyi görebildiğimiz kadarıyla. Biz kendisiyle mesela en kritik dönemde uçak düştüğü zaman röportaj yapmıştık. Büyükelçilikte ağırladı. Yani... çok sakin bir adamdı bir kere. Yani böyle bir gerginlik yaratan, o iş bu işine koşan değil. Yani hemen işi çözmek isteyen. Yani o dönemde bile hani ilişki bozulmasın diye mücadele vermiş birisi. Aslında. Evet. Mesela biz gittik, bütün bilgileri bizim önümüze döktü. Bütün raporları döktü. Uçağın nereden gelip nereden gittiğini, o uçak düşürmenin daha önceki toplantıları... Moskova'da askeri ateşelerle, bütün koalisyon ülkelerinin askeri ateşelerle yaptığı toplantıları, bu toplantılarda nereleri vuracakları konusunda onlara bilgi vermelerini ve itirazı olanlar varsa bize bildirsin diye not düştüklerini, yani hepsini anlattı. Hiç kimseden bir itiraz gelmediğini, iki ülke büyükelçisi, bir takım bir Alman büyükelçisi, askeri ateşçisi, bir de başkası. Onda da farklı noktalarda bir takım görüş belirtmişler. Yani bunları bütün çıplaklığıyla anlattı. Ve bunları anlatırken de şöyle bir şey izlemezdi. Yani klasik ülkelerin diplomatları kendi ülkesini savunmak için bir şey yapar. Mesela o hissi vermezdi. Siz çünkü masaya oturduğunuz zaman şudur. Yani her ülke katıksız bir şekilde kendi ülkesini savunur genellikle. Şimdi bu havayı verdiğiniz zaman söylediği her şeye ne yaparsınız? Bir kasarsınız kendinizi. Anlat anlat sen tarzında bir hava oluşur. Bunda mesela öyle bir şey yoktu. O anlamda güven veren bir büyükelçiydi. Ve öyle sanıyorum dışişleri... Türkiye'yi seviyordu ama değil mi? Türkiye'yi kesinlikle seviyordu. Mesela sokakta görürsünüz, herhangi bir yerde görürsünüz ve... Yani Türk dostu, ben onun için mesela bugünkü yazımda yani Türkiye bir dostunu, Rusya iyi bir diplomatını kaybetti diye özetledim olayı. Yani gerçekten Türk dostuydu. Ben Dışişleri Bakanlığı'ndakiler de dahil olmak üzere bu Rusya ile ilişkileri takip eden, orada görev alan herkesin Karlov'un hakkını vereceğini düşünüyorum. Sokağa da adını vermişler, vereceklermiş. Evet. O da son derece iyi Türk-Rus dostluğuna uygun bir hareket olmuş. Bakın bizim tarihimizde böyle Ruslarla çok önemli dönemler var. Mesela Kurtuluş Savaşı yıllarımızda da bizim çok kritik ilişkilerimiz vardır ve Rusların bize büyük desteği vardır. Mustafa Kemal Taksim'deki anıta simge olaraktan kimlerin biliyorsunuz orada bir takım ülkelerin kafaları var, şeyleri vardır. Başları vardır o heykelin içerisinde. Mesela Rus büyükelçisinin de vardır orada. O bir şeydir, vefa borcudur. Bir Kurtuluş Savaşı'nı özetleyen bir anıttır o. Mustafa Kemal her şeyiyle ilgilenmiştir o anıtın. O nedenle Karlov'u da bu çerçeveye yakın bir konumda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki mesela en son Halep konusu geçti mi? İşte, ya da şöyle diyeyim, öncesine de giderek işte terör gruplarıyla ilgili bilgiler aktardı mı? Neler konuştunuz? Şimdi bakın... Daha sonra
yani yakın bir zamanda Rus askeri basın ateşesinin görev süresi dolmuştu. Onun için bir resepsiyon verildi Büyükelçilik'te. Orada da beraberdik. Tabii doğal olaraktan Halep'i sorduk. Sonra bir kısa baş başa da görüşmemiz oldu. Ayaküstü de olsa. Yani o resepsiyon sırasında. Anlattığı mesele, Halep meselesinde anlattığı şuydu. Şu anda Halep biliyorsunuz uzun süredir kuşatma altında. Yani Suriye birlikleri Rusları desteğiyle kuşatma yapılıyor. Ve burada şöyle bir manzarayla karşılaşıyorlar. Yani niye gecikiyor, niye çok sivil kayıpları falan oluyor diye bu tartışması var. Bu sivil kayıpların kime ait olduğu da tartışmalıdır. İzleyicilerimize bunu da aktaralım. Sanki böyle Türkiye'de sırf bu kayıplar Suriye ordusunun ve Rusların saldırılarında oluyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Gerçek öyle değildir. Şudur, terör grupları hastanelere, camilere, hatta aynı şeyi bakın şu anda IŞİD Elbap'ta yapıyor. Evet. Oralara şey yerleştiriyorlar, sivilleri canlı kalkan yapıyorlar. Ve Halep'ten çıkmak isteyen siviller için bir koridor açıldı. Rus Büyükelçi de bu fikirde mi? Evet, evet. Yani o anlattı zaten bize. Yani bir koridor açtık siviller için. Ancak bu koridordan Halep'i terk etmek isteyen, yani o çatışma bölgesini terk etmek isteyen siviller, oradaki muhalif gruplar tarafından canlı kalkan olarak, canlı kalkan olarak kullanılıyor. Gitmek isteyenle taradılar ve çok sayıda insan öldü. Yani kaçmaya çalışanları vuruyorlar. Mesela o bilgileri verdi. Ancak dedi bu koridor sonuna kadar açık tutulacak dedi. Hı hı. Yani bu çerçevede Halep'teki olayı böyle özetlemişti. Daha sonra biliyorsunuz bu koridorlar kullanılmaya başlandı biliyorsunuz şu anda. Evet, siviller yani, çıkıyor aslında. Hı hı. Yani buradaki gruplar yaşaması için, imha olmamak için, şimdi doğal savaşın kuralları, dünya kamuoyunda baskı yaratmak için, zaman kazanmak için sivilleri canlı kalkan olaraktan kullandılar. Bakın Halep deyince hep böyle içim cız eder. Birçok kez gittiğim için de söylüyorum. Halep, Bağdat dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Özellikle bizim açımızdan da çok çok önemli. Hem bizim tarihimizin izleri var, hem de dünya mirası bunlar. Yani müthiş şey. Yani Bağdat'ın o Babil Müzesi falan yağmalandı o işgal sırasında. Yani insan vicdan gerekiyor. Çok vahim şeyler oldu oralarda. Aynı şey yani Halep'in yıkılması. Yani turistlerin akın ettiği bölge aslında. Yani o kadar da hani şimdi Halep deyince işte Lübnan deyince o kadar farklı ki. Halep, Şam. Yani Şam, bizim Osmanlı'da da çok ciddi bir izleri vardır yani şeyin. Atatürk Şam'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları vardır. Yani oralarda elbette da. Yani Halep'i böyle den, yani orası yakıp yıkılıyor. Yani ne yazık ki, ne yazık ki 2011'den sonra bizim de hatalarımız vardır Türkiye Cumhuriyeti olaraktan. Hı hı. 900 kilometrelik sınırımızı terör gruplarına açtık. Türkiye'yi yol geçen anına çevirdiler. Dünyanın neresinde terörist varsa biliyorsunuz Türkiye üzerinden geçti. Yani Avrupa'da da aslında aynı kaygı, aynı durum yaşanıyor şu anda. Peki şimdi biz çözüm süreci diye bir şey yaşadık. Evet. Ve bunun arkasından işte açılım adı artık bir sürü isim konuldu. Bunun arkasından hep şundan bahsedildi, işte o süreçte biz bunu, bu süreci yaşarken onlar da işte terör örgütleri de önlemlerini ya da gelecek günler için neler yapacaklarını planladılar gibi, işte hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, işte biz kandırıldık, o dönemde hendekler kazılmış, yerleştirilmiş. Biz bu saldırıyla birlikte düşünürsek eğer, gizli kalmış, siz de belirtiyorsunuz zaten, uyan hücrelerden bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bu mu akla geliyor şu anda, yani önümüz açısından, önümüzdeki günler açısından? Ya şöyle bakalım isterseniz, yani Rus, neden Rus Büyükelçisi sorusunun yanıtını herkes arıyor. Hı hı. Ya bizler de arıyoruz. Gerçi tabii, ABD elçiliğine de mesela hemen akabinde bir saldırı gibi bir şey gerçekleşecekti ki gözaltına alındı, evet. Ama hani onunla bağdaştırmamak, aynı günün hemen sabaha karşı oldu. Bunun ayrı mı tutmak gerekiyor? Yani ben mesela o gün o saldırıyı sanki yani uyduruktan bir saldırıydı o. Yani saldırı demeyelim. Bir değil tanesi aslında, gidiyor. Bir değişim gibi bir şey oldu. Pompalı tüfek getiriyor. Evet. Ben mesela onu da çok iyi incelemek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani sanki Amerikan Büyükelçiliği de hedefteymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı.
acaba onlar mı gizlenmeye çalışıldı? Yani bak olur mu kardeşim, bak bunlar da hedef alındı mı denmek istendi. Toplumda böyle bir algı mı yaratılmak istendi bilemiyorum. Ancak yani sürece son döneme bir bakarsak belki daha iyi şey yapabiliriz. Neden? Fırat Kalkanı Harekatı var. Fırat Kalkanı Harekatı, şimdi Suriye'nin hava sahasının denetimi kimde? Esas olarak da Ruslarda. Evet. Yani Ruslar denetliyor hava sahasını. Hı hı. Yani o tür bütün sistemlerini kurdular. Hatta Rus Büyükelçisi rahmetli Karlov'la görüştüğümüz zaman bunu şöyle anlatmıştı. Biz bir uydumuzu sadece bölgeye tahsis ettik, Suriye üzerine. Uçak düştüğü zaman anlatmıştı bunu. Oradaki her şeyi gözlüyoruz. Bizim uçağımız sınır ihlali yapmadı. Yani angajman ihlali olabiliyor tabii ama angajmanı tabii Rusya kabul etmiyor. Yani onu anlatmak için söylemişti. Bütün görüntüler elimizdedir, bütün veriler elimizdedir. Hatta harita hazırlatmıştı bir tane panoya. Orada uçak nereden gelmiş, nereden gitmiş onları göstermişti. Yani Rusya izin onayı olmadan, Şam yönetiminin onayı olmadan biz Fırat Kalkanı Harekatı'na girişebilir miydik? Uçaklarımız Suriye sahasına girebilir miydi? Nitekim daha sonra birkaç sorun çıktı aramızda ve uçaklarımız gidemedi biliyorsunuz. Hı-hı. Niye? Çünkü güvenliği kalmadı. Yani bu nedenle bizim Fırat Kalkanı Harekatımızda bana göre zaten bunu da kimse reddetmiyor. Rusya'nın ve Şam yönetiminin de belli bir onayı var. Yani onların bilgisi dışında biz bir şey yapmadık. Evet. Yani onlarla bir belli temaslarımız, görüşmelerimiz oldu. Zaten bunu da reddetmiyor kimse. İkincisi Halep'in düşmesi meselesi bu yakın zamanda. Düşme derken teröristlerden bir anlamda, Suriyeli muhaliflerinden temizlenmesi anlamında söylüyorum. Teröristler diyorum çünkü El Nusra'yı herkes terörist kabul etmiyor mu? Birleşmiş Milletler terörist kapsamını almadı mı? Aldı. Onun için terörist demekte de bir mahsur yok herhalde yani o çerçevede. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda hani Hüsnü Mahalli bazı sözlerinden ötürü işte ne yazık ki şu anda tutuklu durumda. Evet. Kendisini de çok yakinen tanırım, dostumdur. Üzülüyorum bir an önce sağlık İhtiyaç problemi olduğunu da aslında, öyle duydum. Ben onun sağlık problemi nedeniyle bırakılmasını da içime yediremiyorum. Eğer bir sıkıntısı tabii varsa. Tabii bu da işin ayrı bir boyutu. Ha, evet yani, haklısınız. Yani Hüsnü Mahalli'yi ben tutuklayan... Sırf bu yüzden diye bırakılması değil aslında buradaki mesele. Yani ne yaptı da, ne oldu da hani bir ifade özgürlüğünü savunuyorsak eğer... burada hani rahatsızlığını öne çıkararak da. Yani tam tersine Türkiye'nin şu anda Şam'la temasa geçmeye çalışıyor. Bu tür insanlardan da yararlanmamız lazım. O kadar ihtiyaç var. Karış karış bilen birisi. Evet, yararlanmamız da lazım bu tür insanlardan. Şimdi Halep'in yönetimin eline geçmesinde, Şam yönetiminin eline geçmesinde, Esad yönetiminin eline geçmesinde Rusya'nın rolü var. Hepimiz biliyoruz. Rus uçakları da o operasyonlara katıldı. Peki Türkiye'nin rolü var mı? Putin Erdoğan konuştu. Bunu Cumhurbaşkanı açıkladı. Ne dedi? Putin'le görüştük. Putin benden o bölgedeki El Nusra'nın çekilmesini rica etti. Biz de gereken girişimlerde bulunduk demedi mi? Yani oradaki sivillerin de daha fazla kayıp olmaması için El Nusra'nın başka bir hatta çekilmesi konusunda Putin rica etmiş, biz de gerekeni yaptık söyledi diyen Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye'nin de belli bir rolü var Halep'in muhaliflerin temizlenmesinde. Yani böyle bir süreç yaşadık bu Karlov'un suikastına kadar. Moskova zirvesi var hemen anında, sanki zaman ayarlı bir bomba şey suikast. Moskova zirvesi dün bizim dışişleri bakanı manidar değil manidar mi? Yani. Bizim dışişleri bakanı havadayken suikast yaptılar. Evet. Nereye gidiyordu Moskova? Moskova zirvesinin önemi ne? Şimdi bugüne kadar bir sürü şeyler yapılıyordu. Bölgede işte Cenevre toplantısı, onlar bunlar var. Bir sürü ülke var. Mesela biz giremiyorduk bu toplantılara farkındaysanız. Otelde gözlüyorduk. Yani masada yoktuk. Hı hı. Şimdi Suriye olayına kim el koyuyor şimdi? Moskova, İran, Türkiye el koyuyor. Yani bu anlamda da saldırının zamanlaması manidar. Şimdi yine bir başka sorun. ABD Fırat'ın doğusuna yerleşti şu anda. Rumeyland'da üssü var, Aynelarab'da üssü var. Yine Tel Abyad'ın oralarda ayrıca üsleri var. Buraya kargo uçakları iniyor, kalkıyor. Bakın son dün güvenlik yetkililerle bir sohbet etme imkanım oldu. Son 15 gün içerisinde
bölgeye Amerikalıların yaptığı yardım miktarı yüzlerce tır. Tır. Münbiç'e giden, bir şeyde giden yaklaşık 80 tır. Yani bir de şurada ne gidiyor? Konuşuluyor. Mesela Trump'dan sonra nasıl bir, o da bir değişikliğe gider mi işte Amerika bu yönde? O da biraz düşündürücü oluyor. Şöyle bir şey, oralara çok tartışılıyor. Şimdi Amerikan devleti bildiğimiz kadar bugüne kadar, Amerikan devletinin politikaları başkana göre çok fazla değişmez. Evet. Hatta başkan gelmeden önce pislikler temizlendir. Bakın bütün Amerika bütün pis işlerini ne zaman yapar biliyor musunuz? İki başkan arasında yapar. Yani bir başkanın görevi biter. Biliyorsunuz seçim ne zaman oldu? Kasım'da. Evet. Ne zaman başlayacak? Yılbaşından sonra. Yılbaşından sonra 2-3 ay bir refleks evet, dönemi geçiyor. Evet, arada bir boşluk vardır. Amerika bütün pis işlerini bu dönemde yapar. Neden? Eski başkan gidiyordur, sorumluluktan gider. Yeni başkan ben yoktum der, sorumluluktan kaçar. Bakın araştırın, dünyada bütün pis işler esas bu araya sıkıştırılır. Yani dolayısıyla Trump da gelse bakın aynı bu arada ne oldu? Şimdi bak bu arada mesela şimdi tabii net bir şey söylemek zor ama Rus Büyükelçisi'nin suikastı da biliyorsunuz dünya çapında önemli bir olaydır bu olay. Bütün dünya haber ajansları birinci haber olaraktan geçtiler. Bütün dünyadaki gazetelerin internet sitelerinde birinci haber oldu. Bakın zamanlama o anlamda da manidardır. Evet. Yani. Ama şimdi mesela herkes şunu merak etti. Bu o toplantıya, o zirveye nasıl yansıyacak bu olay diye. Fakat şimdi Rusya'nın açıklamaları çok sakin, uzlaştırıcı açıklamalardı. Dolayısıyla aslında daha çok bir birliktelik sağlandı. Evet. Buna da dönüştü değil mi aynı zamanda? Yani şöyle bakın, Türkiye'de bakın, şöyle söyleyelim. Son dönemlere bir isterseniz bakın. Mesela ABD FETÖ darbe girişimi 15 Temmuz sonrasında ne oldu? Bütün siyasi partiler tabanda belli bir dayanışma içerisinde birleşti. Sağlıklı bir şey oldu ve o operasyona karşı çıktı. Evet. Yani darbe öyle engellendi. Hem halkta hem TSK içerisindeki, asker içerisindeki itirazlar hem direniş öyle engellendi. Bombalar atılıyor. Bakın daha son 15 güne bakalım, 10 güne. Dolmabahçe'de çok sayıda polis hedef aldı. Kayseri'de askerlerimiz hedef aldı. Peki ne oldu? Türkiye her tarafı ayağa kalktı. Bakın Güneydoğu ayağa kalkıyor. En önemlisi Hakkari, Van, Diyarbakır, Yüksekova. Yani halk Türk bayrağına sarılaraktan birleşti. Bakın bu sokakta siz de gidiyorsunuzdur. Otobüste bakın şeyde. Bu teröre karşı mücadelede AKP'li, CHP'li, MHP'li, Vatan Partili farkı da yok. Herkes omuz omuza tabanda. Yani yukarıda bazı sıkıntılar gözüküyor. Ancak tabanda yani halk çünkü siz yani etkileniyorsunuz. Türkiye aslında ülke olarak bir yere sürüklenmeye çalışılıyor ama halk karşı çıkıyor. Evet. Bakın Rusya olayında da aynı şey oldu. Mesela Rusya Büyükelçisi'nin için eskiden ne hesaplandı? Türkiye ile Rusya'nın arası açmak. Uçak krizi de aynıydı. Uçak krizinde hakikaten belli ölçüde başarılı dolundu. Çok ciddi zararlar gördük. Milyarlarca dolar zararımıza. Turizm zarar, yaş meyve zarar. Turfanda zarar, tarımın bütün sektörleri zarar, Narinci'ye zarar, her şey zarar. Hem ticarette hem siyasi alanda başka sıkıntılar da oldu. Bildiğimiz sıkıntılar var, bilmediğimiz sıkıntılar var. Yani böyle bir şey oldu ama bu sefer ne oldu? Bu krizi herkes amacını bildi. Moskova'da bölünme değil, kavga değil. Ne oldu? Birlik. Bölge ülkeleri dayanışma içine girdi. Bakın uzun süredir söylenen bir şey var. Bizler de hep bunu söyledik. Belki sizin daha önceki programlarınızda da söyledik bunları. Yani terör şu anda bölgesel bir sorun. Yani sadece Türkiye'nin tek başına çözebileceği bir şey değil. Hele iktidarın tek başına çözebileceği hiçbir şey değil. Terör bakın nerede? Bir ayağı Irak'ta. Şimdi bir ayağı Suriye'de. İstanbul'daki Kayseri hepsi Suriye'den gelip yansımaları oluyor. Yansımaları oluyor. Şimdi cephe gerisi vardı. Şimdi Irak'la Bağdat hükümetiyle diyorum yalnız. Irak derken şimdi herkes kafasına göre takılıyor. Bağdat hükümetiyle işbirliği yapmadan, Tahran'la işbirliği yapmadan, Şam'la işbirliği yapmadan bu işleri çözmek öyle kolay gözükmüyor. Onun için bölge ülkeleri işbirliği gündeme geliyor. Ben mesela önümüzdeki günlerde daha da önemli, hızlı gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum bu olaydan sonra. Yani Esad olacak mı yakın zamanda sizce? Oldu zaten ya. Ha? Olmadı mı?
Yani Rusya ile o krizi aştık. İsrail ile tekrar bir araya gelindi. Evet. Dolayısıyla. Şu anda Şam'da heyetler var. Resmi heyetler gidip görüşüyorlardı. Ya bunu biz biliyoruz. Herhalde hükümet de biliyordur. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsun Suriye'den artık bunları gizlemeyelim. Resmi heyetler gelip görüşüyoruz diye açıklama yapanlar oldu. Hayır, kötü bir şey değil. Ya bizim derhal bir Şam Büyükelçiliğimizi açmamız lazım. Hı-hı. Yani şimdi Suriye konusunu kimle görüşüyoruz? Ta Amerikalılarla görüşüyoruz, Almanya'yla görüşüyoruz. Ya niye Şam'la görüşmüyoruz? Yani niye muhatap var? Şam da görüşmek de istiyor ayrıca. Sürekli mesaj da gönderiyor. Bakın Şam toparlanırsa, işleri düzeltirse, Türkiye'nin ne kadar zarar verdiğini de biliyor. Ben uzun süre o bölgelere gidip gelen birisiyim. Hı hı. Ve bu olaylardan sonra da gidip geldim. İnsanlar, ben Hamidiye Çarşısı'ndaki esnaf tanıdıklarıma gittiğim zaman eskiden gelince nasılsın diye kucaklarlardı. Ben gidince karşılaştığımda sarılırken Türkiye ne yapıyor diye sarıldılar. Yani ihanete uğramış gibi hissediyor. Ki Suriye'de Türk olmak bir ayrıcalıktır. Siz gitseniz Türk'üm dediğiniz anda sizi esnaf kahve içirmeden bırakmaz. Akşam evine davet eder, hiç tanımasa bile. Yani Türklerin böyle bir itibarı vardı Şam'da. Şu anda o itibar ciddi zede aldı. O dostluk ciddi zede aldı. Bunu bir an önce telafi etmek lazım. Yani zararın neresinden dönsek kârdır. Ülke çıkarlarını koyarak bunu aslında böyle. Peki şimdi tekrar bu suikaste dönersek, bu saldırıya. Neden öldürüldü saldırgan? Ha işte orası bir tuhaf bir durum. Yani ben onu bir türlü anlamadım. Ben olay günü buradaydım. Siz de çok yakın biliyorsunuz. Evet. Olaydan hemen sonra buraya geldim. O operasyonu yapacak ekibin geldiği saatlerde ben oradaydım. Aslında Büyükelçinin toplantısına da resepsiyona katılacaktık ama işler nedeniyle biraz geciktik. Yani gecikmeli oraya gitmiştim. Yani eğer zamanda gidebilseydim olaya artık gözlerimizle şahit olacaktık belki. Hı hı. Şimdi ekipler geldi, önümüzden geçtiler ve orada çok kısa bir sürede, yani 15-20 dakika içerisinde operasyon gerçekleşti. Bana pek şey almadı, mantık almadı bu iş. Yani elindeki silah, teknik hatalar olabilir, onları şimdi %100 söylemeyelim. Edindiğimiz bilgilere göre 15+1 mermi alabilen bir silah. Hı hı. Yani NATO standartlarında olan bir silah 15+1 mermi alıyor. Yani 16 mermisi var. Bir charger olduğu söyleniyor. 11 kurşun zaten gitmiş. Hı hı. Yani bu koşullarda orası siz de bilirsiniz boş bir alandır. Evet. Yani zaten kokteyl olduğu için bu tür kokteyl çok kalabalık olmuyor. Böyle itiş kakış olmuyor. Fotoğraflar, görüntüler var. Gayet sakin. Tabii, çok sakin. Geniş bir alan. Hı. Yani orada zaten kokteyle katılanlar kaçmışlar. Alan, kaçacak alan da var yani etrafında. Hı hı. Onlar gitmişler. Orada bu suikastı yapan polis tek başına kalmış. Ya bunu gazla bayıt, ayaklarından vur. Kendi kendini vurursa eğer, yani intihar ederse belki önleyemezsiniz. Ama şey diyor zaten, o bile önlenebilir. Yani. Bakın o bile önlenebilir. İyi bir keskin nişancı ne yaparsınız? Silah, tabancanın silahın elinde olduğu koluna ateş edersiniz. Hı hı. Ve meseleyi çözersiniz. Buna rağmen bunun öldürülmesini ben güvenlik birimlerinin ciddi bir şekilde araştırması gerektiğini düşünüyorum. Bazı şöyle iddiaları ortaya aldı. İşte Büyükelçi orada yaralıydı. Onu bir an önce alıp hastaneye götürmek için böyle bir yöntem kullanıldı diye. Hı hı. Böyle iddialar var. Ancak orada olan herkes, yani olayı gören veyahut da duyan, onunla ilgili bilgi toplayan herkes, 9 kurşun yemiş Büyükelçi, hem de ensesinden yemiş bir Büyükelçinin orada ölmemesi mümkün değil. Zaten mümkün hemen omurgalara... Yani direkt kurşun isabet eder zaten. Hani evet. Iskalaması falan öyle bir şeydi. Çünkü çok yakınında yakın. Zaten. Ki daha operasyon yapılmadan görüntüler gelmişti zaten. Hı hı. Yani operasyon başlamadan görüntüler de düşmeye başlamıştı. Yani onu, olayı yönetenler, ben bilemiyorum. Yani güvenlik birimlerinin bu konuda bir aydınlatıcı bilgi vermesi lazım. Peki şimdi o kadar soru işareti var ki yani... FETÖ ile ilişkili çok izler var yani, var. Saldırgana baktığımızda.
işte o lisesinden, dershanesinde okuduğu FETÖ'nün, daha sonra biraz önce de ayrıntılarda zaten daha önce kayıt altına da alındığı Mehmet Mert Altıntaş olarak ismi geçiyor. Bu soru işaretleri var. FETÖ ki imkansız uzak bir ihtimal değil. Çok yakın bir ihtimal olabilmesi. Bu arada şimdi Murat Yetkin'in yazısına bakıyorum da ben. Putin'in diyor Rusya katilin arkasında kimlerin olduğunu bilmek istiyor sözleri. Ertesi sabah Medvedev'inkilerle birlikte okunduğunda Türkiye üzerine ne kadar ağır bir baskı kurulduğu anlaşılıyor diyor. Dün heyetler geldi, otopsi incelemeleri yapıldı. İşte yine Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de incelemeler yapıldı. Neden bize güvenmediklerini mi gösteriyor bu? Onu öyle demeyelim bence. Yani şunun için söyleyelim. Şimdi ben... Biliyorsunuz bir Akçakale'ye bomba düşmüştü Suriye valilerinin. Evet. Ben hemen onun haftasında Şam'daydım. Sayın Esad'la görüşürken onun bana söylediği ilk şey şuydu. Yani derhal Türkiye'de dahil ortak bir uzmanlardan, askeri heyetten kim gösterir Türkiye bir heyet kuralım. Ve bu bomba bizden yanlışlıkla mı atılmış, bizim askerlerimiz mi atmış, yoksa Türkiye'yi Suriye'ye müdahale ettirmek isteyen birileri mi atmış, bunları inceleyelim demişti. Bu bir şey işi, güven verme işidir. Mesela Esad'ın o zamanki önerisi hiç aklımdan çıkmıyor benim. Çünkü sürekli provokasyon yapılıyordu Türkiye'yi Suriye'ye çekmek için. Bu tür işler. Hemen mesela önerisi buydu. Şimdi uçak krizi yaşamış bir ülke olaraktan ve bedelini de ödemiş bir ülke olaraktan ortak bir şeyin soruşturma yürütülmesi bence yani doğal olaraktan Putin bunu talebi yapmış, bunu Cumhurbaşkanı açıkladı. Türkiye'nin kabul etmesinde bir sakınca yok. Yani bunlar hani bizim egemenliğimizi ihlal midir falan diye değerlendirmek mümkün. Bu tür tartışmalar yapılabilir. Ancak burada çok özel dönemlerden geçiyoruz. Çok özel günlerden geçiyoruz. Güven vermek için karşı tarafa. Çünkü bunu şey yapmak lazım. Belki şunu da söyleyeyim. Yani FETÖ'nün hangi yerde ne kadar gizli FETÖ var bunları da bilmiyoruz. Bu nedenle bir bakarsınız yani bunları Cumhurbaşkanı'nın ta en yakınlarına kadar sızmış olan FETÖ'nün bu soruşturmaya sızmayacağını iddia etmek mümkün değil. Bu nedenle Rusların dolayısıyla da dolayısıyla böyle bir ekibin oluşması daha sağlıklı bir sonuç alınır. Ama ben orada bakın emniyetin nasıl bir felaket içerisine girdi? Bu FETÖ'nün nasıl bir şey oldu? Biz zamanında biliyorsunuz sizin yayınlarınızda da uyardık. Bunların yüzlerce, binlerce kez yayınını yaptık. Ve bu Türkiye çok pahalıya parlayacak dedik. Bunları uyardık ancak bizim uyarılarımız dinlenmedi. Onlar ne istedilerse verdiler. Yani böyle bir süreçten geçtik. Burada da zarardan nereden dönülse kârdır. Şu anda bir mücadele yürüyor. Fakat FETÖ'nün daha çok daha devletin kritik yerlerinde olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Bu mesela bu kişi, bu polis Cumhurbaşkanı'nın güvenlik koruma ekibinde de var. Yani değişik yerlere gidince oralarda da gidiyor. İki yeri söylemiştik zaten. Evet yani böyle şeyler de var. O nedenle soruşturmanın bence Rusların da işe dahil olması hem krizi daha kolay atlatma açısından yani özel dönemler bunlar doğru bana göre. Bir de bizdeki mevcut durumu da hesaplarsak bence daha sağlıklı bir sonuç çıkar. Burada benim bir tek endişem var. Bir tek endişem şu. Bu kişinin FETÖ bağlantıları yavaş yavaş çıkıyor. Ancak FETÖ bunu bir Rus büyüke yani sansasyon yaratacaksa bilmem ne yapacaksa bunu çok başka yöntemleri de var. Başka şekilde de yapabilir. Burada FETÖ'yü kimin kullandığı sorunun yanıtını bulmak lazım. Bu polisler, şunlar bunlar öyle gözüküyor. Biz mesela uzmanlarla görüştük. O uzmanlar bunların diyor 2,5 yıllık bir polis diyor. Bu şekilde hareket edemez. Tabancayı bile o şekilde tutmaz diyorlar. Bunların çok özel bir eğitimden geçmiş olma ihtimali yüksek diyor. Daha önce özel harekatta çalışmış. Yani bu işin uzmanı, emekli olmuş olan tipler. Yani görevliler bunlar. Bu uyarıları yapıyorlar. Bence FETÖ'yü çok öne çıkarıp da arkadaki asıl kuvveti unutturacak taktiklere düşmemek lazım. FETÖ burada bir piyondur. Bu piyon tamam FETÖ işin içinde olabilir, FETÖ'cü polis olabilir. Ancak asıl arkadaki kuvvet kim? Şimdi biraz önce bütün o Suriye'deki gelişmeleri saydık, süreci şey yaptık. Mesela bunlar kimi rahatsız eder? Niye Rus Büyükelçisi?
sansasyon yaratacaksa mesela Avrupalı bir büyükelçiyi vursan, yani vurmalar için söylemiyoruz da, daha büyük sansasyon yaratılabilir. Ya da bundan sonrası açısından yani diğer temsilciler için de aynı şey söz konusu. Tabii güvenlik önlemi alacaklar. Güvenlik önlemleri alınacaktır mutlaka. Evet. Zaten onların çoğusu da alıyor. Hayır, sansasyon yaratmak anlamında söylüyorum. Neden? Yani Rus büyükelçisinin bir anlamı olması gerekir. Yani çalışılmış bir hareket olduğunu biraz önce siz haberlerinizde tabii de verdiniz. Tabii planlı her şey. Yani yan taraftaki otelde kalıyor, yer ayırttırıyor. Üç gün önce yanılmıyorsam bir gidip dolaşıyor. Tabii. Bir keşif yapıyor orada. Bakın bu sergiyi de herkes de bilmez. Bakın bu serginin duyurusu öyle herkes de bilmez. Çünkü şeydir, çok spesifik bir sergi bu. Yani öyle daha çok ilgisi olan insanların gideceği ve onların ilgilendiği bir sergi. Yani başka türlü bir sergi değil. Yani zaten konuk sayısı da onun içinde. Bir de mesela X-ray cihazından geçmemiş işte, sadece kimliğini göstermiş. Ben güvenlikçilerle görüştüm şeyde, salonun güvenlikçileriyle. Onların söyledikleri şu, yakasında zaten bir bu tür polislerin kullandığı ve bir rozet var. Evet. Kimlik göstermiş ve X-ray cihazından geçmemiş. Şimdi güvenlikçi de şimdi şöyle düşünün. Ya güvenlikçi polis kimliğini görünce ne yapacak orada? Yani, Çankaya Belediyesi'nin açıklaması vardı buna ilişkin. Menfur saldırının yapıldığı gün saldırganın özel güvenlik görevlisi tarafından X-ray'den geçmediği için uyarıldığı, bunun üzerine saldırganın resmi polis kimliğini göstererek girdiği tespit edilmiştir deniyor. Biz de o gün yani sıcağı sıcağına, bu tür işlerde bakın bir kural vardır. İlk andaki bilgiler en doğru bilgilerdir. Sonra başkaları karışır bu bilgilere. Mesela bunun Hrant Dink cinayeti buna örnektir. İlk baştaki, şimdi geldik, aradan kaç yıl geçti, ilk bilgilere geldik şimdi. Başka adamların olduğu, bunu takip eden. İlk günlerde bunlar yazıldı da, biliyor musunuz? Şimdi oraya geldik. Şimdi burada da aynı şey. Burada da aynı, ben onun için, yani gazetecilik tecrübemdir. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Ama ilk bilgiler her zaman en sağlam bilgilerdir. Mesela o gün tesadüfen orada Çankaya Belediyesi'nin yetkilileriyle anında olayın konuştuk. Mesela bu olayı anlatmışlardı. Şimdi düşünüyorum. Yani güvenlikçi oradaki ne yapacak? Polis kimliği göstermiş. Yapamaz, şey göstermiş. Var. Yani uyarmış neticede. O da kimliğini göstermiş. Yani polise silahını bırak içeri gir denmez orada. Yani böyle bir manzara var. Yani burada asıl mesele polisin içine bunlar nasıl girdiler sorusunun yanıtını bulmak lazım. Şimdi güvenliği kimle sağlayacağız? Polisi. Silahsız mı gelecekler? Silahlı gelecekler. O terörü yaratıyorsa ne yapacağız? O zaman bunları buraya kim aldı, onu bakmak lazım. Evet. Onları sorgulamak lazım. Evet. Şimdi ben tabii sizin yazınıza bakıyorum şu anda. Diyorsunuz ki işte Türkiye'ye yerleştiğini teröristlerin başından okumadım ama son cümlesine bakalım. Bunlardan bazıları işte daha sonra canlı bomba olarak karşımıza çıktı. Şu anda birçoğu uykuda ihtiyaca göre uyandırılıyor. Uyan ve uyanık FETÖ'cülerde ayrı diyorsunuz. Evet. Aslında bu da bir başka boyutu olayın. Şimdi hatırlayın. Türkiye üzerinden bir sirkülasyon oldu Suriye'ye. O günleri hatırlayın. Bir Libyalılar vardı, aklınıza geliyor mu? Otellerde olaylar çıkardığı için haber olmuşlardı. Evet. Burada birçok hastanede il yarı. Ben de tesadüfen bir hasta ziyaretine gidince fark ettim. Kim bunlar dedim. Gittim görevliye sordum, gazeteci merakı. Dediler ki Libyalılar. Suriye olayı başladı. Bunların sayısını bilen yok. Binlerce. Antalya'daki oteller, Adana'daki oteller. Hamile bir hemşireyi taciz etmişlerdi. Onun haberini yaptığımız için biliyorum. Adana'daki oteller. Hatta Samsun'da, Ankara'da. Şu hemen yakınızdaki butik otellerde bile yersizlikten bunlar yerleşmişlerdi. Yani kayıtları falan zaten hani. Evet. Yok. Ve bunlar Suriye olayları, yaralı falan, bazılarının kolu sargılı falandı. Şeydi. Ama hepsi sokaklarda, yani ayaktalardı. Bunlar Suriye olayları başlar başlamaz, bunların paralarını da bize ödedik, biliyor musunuz? O zamanlar meclise soru önergeleri verildi. Bunlar nereden karşılanıyor diye bir Sağlık Bakanlığı ödedi bunların paralarını. Devlet ödedik, biz ödedik. Yani sen ödedin, ben ödedim bunların paralarını da. Bu adamlar Suriye olayları başlar başlamaz hepsi kayboldu. Nereye gitti bunlar? Kimse bilmiyor. Yani gitmiş olsa bile bir kısım kaldı neticede. Hayır, başka oraya geleceğim. Bunlar gittiler. Sonra hafta Suriye'de olaylara karıştılar falan. Türkiye'ye girip çıktılar. Birçok kişi, bakın bunlar daha önce sonra bazı PKK'lılar da aynı yolu izlediler. Suriye'ye gittiler. Sonra giriş yaptılar. Sınırdaki mülteci kayıt yerlerinden işte kimlik, her şeyimiz kayboldu. Savaş orası.
Adın ne? Mehmet, rastgele söylüyorum, Çam. Kimlikler verildi. Adın buna yazıldı ve kimlikler verildi. Bunu da nereden ilk başta biz öğrendik? Bize birçok yerden bunun fotokopileri geldi. Ya adam garip suç işliyor falan, bu kimliği çıkarıyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır diye gelmeye başlayınca fark ettik. Meğer herkese vermişler. Sonra hatırlayın, yanılmıyorsam Antep miydi? Bir yerdeki bombacının bu tür asıl adının başka Türkiye'de bir yerden, Güneydoğu'da bir yerden. Hı hı. Fakat kimliği bu şekilde girişte aldığı kimlik evet, olduğu ortaya çıktı. Evet, onu hatırlıyorum ama ili hatırlayamıyordum evet, şu yani anda. Bir patlama da ben evet. De şimdi unuttum. Yani buna benzeyen şey var. Mesela Hatay'da, Antep'te, ben Anteplilerle görüşüyorum. Antepliler de bağlanabilirler, onlar da daha iyi biliyorlar bu işi. Birçok insan var, kim olduğunu kimse bilmiyor. Evlerde kiralamışlar, şunlar, bunlar. Bunların kayıtları yok. Yani biz başka birimlere de bu işleri konuştuk yetkililerle. Dediler hı-hı. ki bazı zaaflar oldu. Peki hı-hı. biliyor musunuz Türkiye'de kaç kişi var? İtiraf ettiler, bilmiyoruz diye. Ve bunlar da yani Türkiye'nin şu anda istihbaratını yürütüyorlar veyahut da işte bu işlerle ilgileniyorlar. Evet. Yani böyle bir durum var. Bilmiyoruz şu anda. Türkiye'de kim var, kaç kişi var bilmiyoruz. İşte en hepimizi böyle telaşlandıran, korkutan, yarın ne olacağını belli değil çünkü. Evet. Şuradan çıktığımızda başımıza ne geleceği belli değil ama son şununla bağlamak istiyorum ben. Şimdi yine Medvedev'in sözlerinden, uluslararası hukukta Büyükelçinin öldürülmesi medeni ilişkilerin ötesine geçen ağır bir suçtur ve Rusya bunun cezasız bırakılmasına izin vermeyecektir dedi. Bu nasıl yansıyacak ilerisi açısından ama süremiz de çok az kaldı. Anladım. Bir iki yani, dakikamız. Şöyle söyleyelim isterseniz şu anda bir uyum var. Yani Rusya ile Türkiye arasında şeyler de geldiler. 18 kişilik bir ekip de geldi. Uzman ekip. Yani bu Rusya arkasında kim var onu öğrenmeye çalışıyor. Bunun arkasında birileri çıkarsa eğer tahmin etmek de o kadar zor değil belki. Buna karşı uluslararası yaptırım gündeme gelir. Bu yaptırım resmi yaptırım da olabilir, örtülü yaptırım da olabilir. Bunları hep karşılaştık. Yani bunun bedeli bir karşılığı bir yerde verilir. Amerikalılar biliyorsunuz bu tür operasyonlar için örtülü operasyon ifadesini kullanırlar. Mesela o Şam'da patlayan o büyük bombalar, teröristlerin mesela Laskiye'deki bombalar teröristlerin yaptığı işler değildi bunlar. Bunlar uluslararası istihbarat örgütlerinin, evet. operasyonel birimlerinin yaptığı eylemlerdi. Aynı şeyi Rusya'da yapar bakalım mı? Bakalım nasıl bir süreç izlenecek. Evet. Bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Evet sevgili seyirciler, İsmet Özçelik'le Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisiyle konuştuk, değerlendirdik. Önümüzdeki süreci de aslında konuştuk. Saat başından itibaren yeni gelişmelerle devam edeceğiz.